Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Almanya ziyaretinde Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Bu ziyaretin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Almanya'da nasıl yankılandığını CNN Türk temsilcisi, CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Merttürk'ten alacağız. Bu arada bölgedeki gelişmeleri ve elbette Avrupa'dan yankılanan sesleri de stüdyo konuğumuz Sayın Coşkun Başbuğ'la konuşacağız. Güvenlik uzmanı ve Star gazetesi yazarı. Ama önce Sayın Başbuğ hoş geldiniz diyerek söz açayım ve Almanya'ya gidelim birlikte. Bakalım Erhan Merttürk neler aktaracak. Erhan seni dinliyoruz. Tunç, Almanya için zor konuk ifadesi kullanılıyordu Erdoğan'ın ziyareti için. Onların çünkü tutumu Hamas konusunda, Gazze konusundaki tutumu başkaydı. Erdoğan'ınki başkaydı. Basın toplantısında neler söyleyecek, liderlerle görüşmesinde ne ortaya çıkacak, tüm bunlar merak ediliyordu. Dünkü o senin de başta ifade ettiğin çok kısa ziyaret sonuçlandı ve bugün tüm Alman medyasında manşetlerde olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Alman mevkidaşına konuk oldu ve bu görüşmenin ardından da esas büyük ya da yankı yaratacak Olaf Scholz buluşması gerçekleşti. Bir basın toplantısı yapıldı. Özellikle bu basın toplantısına çok dikkat çekildiğini söyleyebiliriz Alman medyasında. İsterseniz Almanya'nın en önemli gazetelerinden biri olan Bild'le başlayalım. Bild görmüş olduğunuz gibi manşetten bu haberi veriyor ve o basın toplantısına ait bir fotoğrafı paylaşıyor. Erdoğan, bizim İsrail'e bir borcumuz yok, İsrail'e borcu olanlar özgür konuşamıyor ifadesini yine bu görmüş olduğunuz Erdoğan'ın ağzından bu şekilde değerlendiriyor. Olaf Scholz ise Sayın Başkan, ikimizin de fikir ayrılıkları olduğunu biliyoruz ifadesi var. Daha aşağı indiğimiz zaman aslında Bild gazetesi ne kadar bu ziyarete angaje olduğunu görüyoruz. Küçük bir fotoğraf var aşağıda ve burada bir kamyon görüyoruz. Kamyonun üzerine bir reklam asılmış ve reklamda Hamas lideriyle Erdoğan'ın fotoğrafı var Tunç. Ve üzerinde bizim bir atasözümüz olan bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim ifadesine yer ayırmış Bild gazetesi. Diğer gazetelerde de yine benzer durumlar var. Mesela Frankfurter Allgemeine gazetesine baktığımızda Frankfurter Allgemeine manşete taşımış bu ziyareti, bu teması ve Erdoğan Erhebt'in Berlin Vorwürfe gegen İsrail. İsrail'e yönelik Erdoğan Berlin'de iddialar dile getirdiği ifadesini görüyoruz. Ancak bu satır aralarına baktığımız zaman gerçekten çok olumlu görüşmenin sonuçları da var Tunç. Bunu da dillendirmemiz gerekiyor. Satır aralarında buna da yer verilmiş. Çünkü her iki ülkenin de, Almanya'nın da, Türkiye'nin de bölgeye yönelik ortak görüşleri var. İki devletli çözüm ve savaşın bir an evvel sonlandırılması. Bunun için ilk ziyarete dönmemiz lazım. Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğu görüşmede, Erdoğan basın toplantısında da bunu söyledi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta İsrail'e gideceksin. Bir ucundan ben tutayım, bir ucundan sen tut. Gel silahsızlanma. Yani silahlar sussun ve savaş sona ersin. Bunun için elimizden geleni yapalım ifadesini kullandığını yine bu gazetede görüyoruz. Bir diğer gazete Süddeutsche Zeitung ise bir karikatürü buraya taşımış ve görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağı bulunan bir makam aracı var burada. Ve arkasından da uçak, bir kargo uçağı ön tarafı açılmış ve yıkım araçları diyebileceğimiz dozerler aşağı iniyor. Ve Erdoğan'ın kullanacağı diplomatik araçlar ifadesi var. Bu şekilde değerlendirmiş Süddeutsche Zeitung. Ancak Süddeutsche Zeitung'un bu karikatürün ardından yapmış olduğu haberde ise her iki tarafında birbirine yakınlaştığı ifadesi var. Burada onu görüyoruz bu gazetede. Yapmış olduğu haberde her iki ülkenin de bölgede savaşın bir an evvel sonlandırılması konusunda birbirine fikir ayrılıklarına rağmen adım attığı ifadesi var. Nedir fikir ayrılıkları? Erdoğan'ın mesela Hamas'la ilgili duruşu malum. Almanya bu duruşa karşı bir tavır sergiliyor. Erdoğan yapmış olduğu basın toplantısında da bu duruşunu tekrar dile getirdi. Özellikle Bild gazetesinden yola çıkarsak altını çizdiği bir nokta var. Erdoğan İsrail'in elinde çok sayıda gözaltına alınmış ya da tutuklu olarak bulunan rehineler var ifadesini kullanmıştı. Bild gazetesi mesela diyor ki onun içinde ama Hamaslılar da var. Tabii ki Türkiye perspektifinden baktığımız zaman bunlar rehineler ama Almanya baktığı zaman Hamas'ı terör örgütü olarak gören bir ülke olduğu için daha farklı değerlendiriliyor. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, bugün Alman medyasında bunlar yer alıyor. Geniş şekilde yer alıyor. Ancak mesela yapılan yorumlarda da bu çok önemli Tunç. Zor misafir
beklendiği gibi oldu, zor oldu dediler. Kısa sürdü, 2800 polis görev yaptı. Ancak medyada yer alan haberlere baktığımız zaman her zaman için tabii ki Türkiye ve Türkiye ile ilgili haberleri Tunç çok olumlu olarak görmüyoruz Alman medyasında. O yüzden yine benzer şekilde bu dünkü yapılan ziyaretin yansımalarının da öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ancak belki de devlet kurumlarından gelen bazı ifadeler formüle etmeye çalışıyorum anlatırken. Berlin polisi evet 2800 polisle beraber dün görev yaptı ama Erdoğan Berlin'den ayrıldıktan sonra misafir gitti manşetiyle Twitter'da bir paylaşım yaptı. O misafir dediğimiz kişi Türkiye'nin seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Ancak bir polis teşkilatının yapmış olduğu bu paylaşımını da tekrardan burada aktarmak gerekiyor. Çünkü tepkilere neden olduğunu söyleyebiliriz. Ediyoruz. Kolay gelsin. Sayın Başbuğ, Sayın Erdoğan'ın Almanya ziyareti evet kısa ama yankıları belli ki uzun süre konuşulacağı benziyor. Tabii kısa değerlendirme rica edeceğim sizden. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanelerin, efendim okulların, ibadethanelerin vurulması ki bu ibadethaneler içinde kiliseler var. Ben bir Müslüman olarak kiliselerin vurulmasından bu kadar rahatsız oluyorken siz kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musunuz diye sorması bana bir anlamda Davos'ta Simon Peres'in başına gelen o One Minute vakasını hatırlattı. Ne dersiniz, Almanya'nın One Minute vakası mıydı bu? Tunç, dün zaten benim sosyal medyadan ilk paylaştığım o oldu. Toplantıdan bir fotoğraf koyup üzerine One Minute 2 dedim. Çünkü gerçekten hiç su götürür tarafı yok. Sayın Erdoğan Davos'takine benzer bir tepkiyi ortaya koydu. Hatta ben ilk kulaklığı çıkardığımda, çünkü yani Scholz'un lafları seçme, ısmarlama önceden üzerinde çalışılmış ve bilerek kasten söylenen sözler. Hiçbiri tesadüf değil. Evet. Yani şu söz, İsrail bizim olmazsa olmazımız, o cümlesi Scholz'un. Hani Blinken'ın ben buraya bir siyonist olarak geldim demesine benziyor. Şimdi bu cümlenin üzerine ben Sayın Erdoğan'ın yüz ifadesine baktım. Gerçekten inanılmaz gerildi ve sinirlendi. Şeyi de çıkarınca daha da Berlin'e gelmem diye bir yeni sloganı yakalar mıyız diye beklemedim değil. Ama şu var, Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu tepki Tunç eminim. Hani Türk olduğu için değil, benim devlet başkanım olduğu için değil. İnsan olduğu için bütün insanlığı inanılmaz ruh halini motive etti diye düşünüyorum. Ve hani 8,5 milyarın belki çok büyük bir kesiminin yüreğine su serpti diye düşünüyorum. Niye? Çünkü ya zaten eserin sahibisisiniz. Ve bu tablonun da destekleyicisiniz. İlla eline tabancayı alıp sahaya inmen gerekmiyor. Ona göndermiş olduğun mühimmatlar, bombalar, verdiğin askeri destek, verdiğin ekonomik yardım ki ona da bir baş kaçtı. Ve üstüne üstlük bunu İlk günden itibaren inadına desteklemen. Ya 12 bin ölü var. 12 bin tane katledilmiş insan var. Hani bir yerde insan kırılır der ki, ya kardeşim hakikaten yaptığınız iş artık işi çığırından çıkardı. Sizin yaptığınız iş değil der. Hani hiç olmasa bunu söyle. O bile yok. Evet. Ve cümleye başlangıç. İsrail bizim için olmazsa olmazımız. Yani diyor ki bundan sonra sen artık ne söylersen söyle. Benim diyor ana bakış açım bu. Nazi Almanya'sının kefaretini mi ödüyor? Şimdi az önce benim hani merakla bekliyordum ben Alman basını bu olayı nasıl görecek diye. Cumhurbaşkanı bazuka gibi şutu çekti. Bakalım göğüste nasıl yumuşatılacak diye beklerken hani beni aslında şaşırtmadı Alman medyasının verdiği tepki. Ne dedi orada az önce bir kamyonun üzerine? Bildeki enteresanı değil mi? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Haniye ile Sayın Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana getirip altına da bu yazıyı yazmış. Yani Almanya çalışmış bu konuyu belli. Şimdi ben buradan Almanya'ya sesleniyorum. Bana atanı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Senin atan bu insanları işte hala müze olarak geziliyor. Gaz odalarında katleden, çoluk çocuk demeden, yeryüzünden kazıyan bir ata. Bana ne anlatıyorsun sen? Bana neyin hesabını yapıyorsun? Tutmuş atasözünden hesapta gönderme yapacak bize. Dolayısıyla önce bir kendi geçmişine bakacaksın, atana bakacaksın, bir soyuna bakacaksın. Ben ne yaptım? Bu konuda ne kadar konuşma hakkım var? Bunun matematiğini yapacaksın. Sayın Başbuğ, bir virgül koyalım. Enteresan bir haber gelecek. Üzerine konuşalım.